Öncelikle beyti kebabımızın kıymalı iç harcını hazırlayarak başlayacağız. İç harcımız için yoğurma kabımızın içerisine yarım kilo orta yağlı dana kıymamızı alıyoruz. Ardından bir adet rendelenmiş kuru soğanımızı ekliyoruz. Rendelenmiş 3 diş sarımsak. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı. 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı pul biber. Ve biraz da tuz ekliyoruz. Şöyle silme 2 çay kaşığı kadar da tuz ekledim. Siz de dilerseniz tuz ve baharat miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi harcımızı güzelce bir yoğuralım. Kıymalı iç harcımız hazır. Şimdi 3 eşit parçaya bölelim. Adet yufkamızı masamızın üzerine aldık. Bu şekilde katlıyoruz. Tam yarıya olacak şekilde değil de şu uç kısımda biraz pay bırakarak katlıyoruz. Şöyle de göstereyim. Şu kadar bir pay kalıyor. Ardından kıymalı iç harcımızı yufkamızın uç kısmına yerleştiriyoruz. Ve yufkamızın şu kenar kısmında boşluk bırakıyoruz. Ve yufkamızın kenar kısımlarını bu şekilde katlıyoruz. Katladıktan sonra da yufkamızı dikkatli bir şekilde sıkı sıkı sarıyoruz. Şimdi yufkamızı dilimlediğimizde açılmaması için uç kısmını suyla ıslatıyoruz. Ve bu şekilde yapışmasını sağlıyoruz. Evet, rulomuz hazır. Bu şekilde diğer yufkalarımızı da hazırlayalım. Şimdi hazırlamış olduğumuz rulomuzu 2 parmak genişliğinde olacak şekilde dikkatlice keselim. Şimdi rulolarımızı şekillerini bozmadan dikkatlice tepsimize yerleştirelim. Yufkalarımızın kenarlarını su ile yapıştırdığımız için gördüğünüz gibi hiç açılma vesaire olmuyor. Açıldığı takdirde de şu kenar kısımlarını hafifçe suya bandırıp tekrar yapışmasını sağlayabilirsiniz. Evet, beyti kebaplarımızı tamamladık. Şimdi üzerlerine fırçayla biraz sıvı yağ sürüyoruz. Şimdi beyti kebabımızı önce dana ısıtılmış 200 derecelik fırınımızda üzerleri kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Beyti kebabımız fırında pişerken biz de üzeri için domatesli salçalı sosumuzu hazırlayalım. Sosumuz için tavamızın içerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı alıyoruz. Ardından 1 tatlı kaşığı kadar da tereyağı ekliyoruz. Yağımız tamamen eridikten sonra 1 yemek kaşığı domates salçamızı ekliyoruz. Ve salçamızı kısık ateşte bir miktar kavuruyoruz. Salçamız hafifçe bir kavrulup kokusu çıktıktan sonra 1 su bardağı konserve domates sosumuzu ekliyoruz. Benim yazdan hazırlamış olduğum konserve domates soslarım vardı. Onlardan kullandım. Siz de isterseniz taze rendelenmiş domates de kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde 1 su bardağı olması gerekiyor. Şöyle domatesimizi de hafifçe bir kavuracağız. Evet, domates sosumuz da kaynamaya başladı. Şimdi biraz tuz ekleyelim. Benim domates sosum biraz tuzlu olduğu için tuz miktarını az tuttum. Siz de tuz miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz.
Şimdi biraz da kekik ekliyorum. Bir çay kaşığı kadar. Ya da bu sosa yakıştırdığınız başka baharatlar varsa onları da kullanabilirsiniz. Ben sadece kekik kullanacağım. Evet, birkaç dakika sosumuzu pişirdikten sonra kıvamını açmak için birkaç kaşık kadar soğuk su ekliyorum. Evet, bu kadar yeterli. Yaklaşık 5-6 yemek kaşığı kadar su kullandık. Şimdi sosumuz tekrar kaynara düşsün. Evet, sosumuz hazır. Kıvamı da tam olarak bu şekilde. Artık ocağımızın altını kapayabiliriz. Et kebabımız fırından çıktı. Hemen sunum tabağımızı alalım. Şimdi tercihe göre üzerine biraz sarımsaklı yoğurt. En son olarak da üzerlerine bolca eritilmiş tereyağı ilave ediyoruz. En son olarak da üzerine bir tutam maydanoz ilave edip beyti kebabımızı servis edebiliriz. Evet, beyti kebabımız servise hazır. Tam kıvamında harika bir lezzet oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.